Ya teknoloji seçimi zaten yani şeyi söyleyeyim ben aslında. Ya, Python kullanabilir. Ama Java'yı sorsaydı Java'da kullanabilir diyecektim. .NET sorsaydı .NET'te kullanabilecektim. Yani bugünün yazılım dilleri artık o kadar açık ve o kadar birbirine entegre ki. Veya mesela Node.js var. Node.js de olabilir diyecektim. Yani hepsini kullanan çok büyük örnekler de var. Ya artık bu modern hani web dilleri arasında işte şu dil bunu yapabiliyor, bu dil bunu yapamıyor diyecek bir şey çok kalmadı açıkçası. Kaldı ki öyle bir şey bulsanız bile artık işte RESTful API gibi entegrasyon arayüzleri de çok standartlaşmış halde. Yani biz böyle 90'larda filan hani iki tane konuyu entegre edeceğimiz zaman böyle canımız çıkardı. Bir tanesinde işte DLL var ama kapalı yapmışlar. İşte böyle web servis gibi açık standartlar yoktu filan. Yani iki konuyu entegre etmek gerçekten çok büyük işti. Ama şimdi öyle değil. Siz siteyi Node.js'te yapın. İşin bir kısmında mesela bir işte image recognition veya mesela machine learning kısmı için bir Python'da bir kod yazıp onu da önüne bir tane web servis koyup işte bir tanesini bir tane Amazon şeyine atın. Mesela işte konteynerine atın. Öbürünü daha ucuz diye Heroku'ya atın. İkisi anında konuşuyor zaten. Yani artık bu dil seçimi eskiden olduğu kadar bana sorarsanız kritik bir konu değil. Yani dil seçmekteki bence önemli şey bir şuna bakmak lazım. Yani bir dilin gerçekten çok iyi yapıp öbür dilin çok iyi yapamadığı konular oluyor gerçekten. Mesela o arkadaşınızın web sitesinde örnek söyleyeceğim. İşte bir machine learning algoritması ya da işte Google TensorFlow'dan faydalanıp işte bir image recognition tarzı bir şey yapacaksa şimdi bunu Python'da yapması tabii doğal olarak daha iyi. Çünkü entegrasyon maliyetini azaltır. Yani işin web code base ile machine learning code base aynı dilde olursa daha rahat bir şekilde bunları entegre eder. Daha ve daha az sayıda insan da bu işi başarabilir. Sadece Python bilenlerle daha hızlı yol alabilir yani. Ama işte mesela daha özel bir konu yapacaktır. İşte o yapmak istediği konuda atıyorum Node.js üzerinde hazır bir sürü kütüphane vardır mesela. Onları buldu belki. Ya da sadece JavaScript biliyordur. Hem frontend hem backend'de aynı dili kullanayım. Ben sadece JavaScript'le bütün işimi halletmek istiyorum diyordur mesela. O zaman Node.js kullanmak daha iyi. Ya da web sitesi yapıp bir de mesela desktop application yapmak istiyordur. Hem Mac için hem işte Windows için hem de Linux için mesela. Şimdi o zaman da belki JavaScript daha iyi bir seçim. Çünkü JavaScript'te hem backend'de mesela Node.js yazabilir. Frontend'de zaten JavaScript kullanabiliyor. İşte React'le falan bir şey yazacaksa. Masaüstü içinde işte Electron falan var. Electron gibi platformda bütün masaüstü işlem sistemlerine uygun GUI'de yazabiliyor ki mesela Notion falan gibi hani bir sürü ticari yazılım da mesela işte Electron'la masaüstü geliştirmesi yapıyor. Ama mesela Python'la masaüstü yapılamaz mı? Yapılır. Ama böyle işte çok cicili bicili olmaz. Mesela daha işte ilkel kalıyor mesela Python'ın masaüstü. Yani Qt ile falan biraz daha şık yapabiliyorsunuz ama yine de böyle bir native uygulama gibi olmuyor. Yani biraz daha teknik gözlü. Hani son kullanıcının bakıp bayılmayacağı uygulamalar ancak böyle yapabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla yani dil seçimi, teknoloji seçimi özellikle bana göre ikinci derece önemli. Yani sizin ne bildiğiniz, ekibinizin ne bildiği veya sizin uğraşmak istediğiniz ana konudaki komünitenin nerede olduğu çok önemli. Bir de onu söyleyeyim size. Çünkü bu demiştim mesela 20'li yaşlarda çevre kurmak çok önemli, komünite çok önemli demiştim. Yazılımda da öyle. Yani şimdi ben mesela birkaç komünitede birden varım mesela. Şimdi SAP dünyasındayım bir yandan. İşte SAP'nin mesela developer komünitesinde bambaşka bir kültürü var. İşte hani iletişim tarzı da buna dahil, işte mesela nezaket dahil, işte ne kadar kurallara uygun, ne kadar işte mesela sıra dışı işler yaptığı dahil. Mesela SAP'de bambaşka bir hava eser. İşte ben mesela Python camiasına baktığımda orada bambaşka bir havalar esiyor mesela. İşte bu JavaScript'çilerin işte CSS'tir, HTML5'dir, bu mesela frontend'cilerin komünitesine birazcık girdiğimde orada bambaşka bir dünya esiyor mesela. Orada hani herkesin sektör lideri olmak, işte kanaat önderi olmak hani gibi böyle bazı endişeler var. Kim daha kanaat önderi, kimin daha çok follower'ı var. Orada öyle yarışlar görüyorum mesela işte o frontend tarafında. Buna örnek tabii yani. Dolayısıyla da yani sizin uğraşmak istediğiniz konudaki community nereye doğru yönelmişse ona yine gitmekte fayda var. Hani arkadaşınız Python dediği için söylüyorum. Şimdi evet yani mesela JavaScript'te de bir sürü aslında machine learning kütüphanesi var mesela baktığınızda. Veya ben C++ yapacağım dediğinizde araştırın. C++'ta da bir sürü machine learning kütüphanesi bulursunuz ki zaten Python'da kütüphanelerin çok büyük bir kısmında arkasında C kodu bulursunuz. O da ayrı bir konu. Ama siz şimdi genel olarak machine learning komünitesine bakıyorsunuz. Üniversitelerde hangi dil öğretiliyor? İşte üniversite mezunları hangi dili tercih ediyor?
İşte özel sektöre baktığınızda, özel sektörde machine learning işi yapanlar hangi dili en çok kullanıyor diye baktığınızda şu anda Python en çok var. Gerçi R kullananlar da var ama Python sanki benim kanaatime göre daha biraz daha ağır basıyor şu anda. Dolayısıyla machine learning yapacaksanız o community'nin kuvvetli olduğu teknolojiyi seçmek gerekiyor. Yani bence sizin esas bakmanız gereken şey bu olur. Yani sizin ana iş kolunuzdaki community nerede toplandıysa sizin de orada işinizi halletmeniz çok daha kolay. Yani destek almanız kolay, daha kolay olur. Yardımcı 2-3 kişi daha işe almak istediğinizde veya projeye katmak istediğinizde onları bulmak daha kolay olur. Ya da ben böyle bir şey yapmak istiyorum, daha önce bunu yaptın mı diye sormak istediğinizde işte onu sorabileceğiniz insan daha kolay bulursunuz. Yani benim için önemli kriter açıkçası insan ve community faktörü benim için daha önemli. Yani teknolojiden ziyade.